Abertürk yazarı gazeteci Fatih Altaylı TV5'te katıldığı konuşmadan olmaz programında Hasan Basri Akdemir'in sorularını yanıtladı. Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle TRT yönetim kuruluna atanmasına tepki gösteren Altaylı, Hilal Kaplan'a yönelik "Her tuzum var diyene hıyar alıp koşmak gibi bir şey" dedi. "Bunu zaten kabul etmek başlı başına bir görgüsüzlük." Hasan Basri Akdemir'in "Gazeteci kamu yayıncılığı yapan bir yerde yöneticilik yapabilir mi?" sorusuna Fatih Altaylı, onlara gazeteci dediğiniz için sizi kınıyorum, gazeteci falan değiller, dedi ve ekledi. O bir devlet, kamu görevi, özel bir televizyon değil. Bunu zaten kabul etmek başlı başına bir görgüsüzlük. Her tuzum var diye nehriyar alıp koşmak gibi bir şey. Ne işin var ya senin? Teşekkür ederim efendim beni bu göreve layık gördüğünüz için, ben gazeteciyim, bu cevap en yakışır cevaptır. TV5'te yayınlanan programda ekonomiden, futbola ve FETÖ ile mücadeleye kadar birçok farklı konuya değinen Altaylı'dan bazı satır başları şöyle. Onun derdi siyasete yalakalık yapmak. Federasyon başkanını siyaset belirlediği için başkanlar kulüplere bakmıyorlar ki, siyasete bakıyorlar. Onların derdi kulüpleri memnun etmek, Türk futbolunu geliştirmek değil. Onun derdi siyasete yalakalık yapmak, siyasetçiyi memnun etmek. Türkiye'yi betona çevirdikten sonra futbolu da mı betona çevireceğiz? Bırakın kulüpler seçsin kendilerini kim yönetecekse. Size ne? Her yere bir müteahhit mi koymak zorundayız? Türkiye'yi betona çevirdikten sonra futbolu da mı betona çevireceğiz? FETÖ ile mücadele artık tavsatılmış bir mücadeledir. Adil Öksüz'ü gözaltına alıp tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk eden savcı, bugün artık savcı değil. Çünkü sürüldüğü için, çünkü canından bezdirildiği için görevden alındı. Yani 15 Temmuz kalkışmasının simgelerinden olan Adil Öksüz'ün tutuklanmasını isteyen kişi şu an savcı değil. Adil Öksüz'ün serbest kalmasında rol alanlar görevde. FETÖ ile mücadele artık tavsatılmış bir mücadeledir. Yani istenilen FETÖ'cü kurtarılıyor, istenilmeyen isimler FETÖ'cü kisvesi altına sokulabiliyor. Banka Asya'ya para yatıranlar içeride, yasaklı veya işten çıkarıldı. Peki o bankanın yöneticilerine bakın, bugün hangi kamu bankalarında, hangi pozisyondalar?